Nereden başlayacağız ki? Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Uncharted Bir Hırsızın Sonu 21. bölüm Drake Kardeşler isimli bölümümüzden herkese merhaba. En son oyunumuza burada kalmıştık. Sam ve Nathan'ın küçüklüğünde. Şuradan bir yukarı çıkayım bakayım. Ön kapının kilitli olacağından eminim. Üçgen. Aynen kilitli. Ne demiştim? En azından denedik. Yani en azından denedik. Pekala. Ben seni mi takip ediyorum, bana mı öyle geliyor? Hey Nathan, bak. Açık bir pencere. Hani? Aa evet. Buradan, takip et beni. Tamam. Elini ver bana. Haydi abi, ben niye çıkamıyorum? Tamam, hadi bakalım. Şuradan tutar sanki. Ama ben tutamıyorum. Tekrar beni çekiyor musun sen? Nereye gitti? Oo. Şuradan tutar mı? Güzel. Buradan karşıya atlayabilir miyim? Güzel. Gir bakalım sen içeriye. Hadi Nathan. Hadi. Oha derken ne var ki? Al hadi. Yedek getirdim. Korkunçmuş. Evet. Özellikle bakacağımız bir oda var mı? Her türlü kitap, günlük veya araştırma notlarına karşı not. Dikkat. Öyle mi? Şurada bir şey var. Orada bir şey yok. Bu nedir? Bayan Evelyn. Çevir bakayım, arkasında bir şey var mı? Bir resim. Tamam, yerine koy. Şurada bir kapım var. Açılmıyor. Burada bir teleskop var. Bakabiliyoruz mu? Bakamıyoruz. Şurada bir şey var. Boş mu gene? Burada yok. Ya boş kutuyu niye yapıyorsunuz ki anlamıyorum ki. Kutular eski seyahat ve kamp ekipmanlarıyla dolu. Ne oğlum ne? Ne var burada? Ha. Aç bakayım. İnelim hadi. Peki nasıl bulacağız onları? Annemin not defterlerini mi? Hatırlamıyor musun yani? Hep o kirli beyaz deri cildi kullanırdı. Evet biliyorum ama burası çok büyük bir yer. İşte bu. Beyaz deri. Galiba birini buldum. Ciddi misin? Çevir. Hayır. Bu annemin değil. Ama doğru yolda gidiyorsun. Bakmaya devam. Kyoto University. Bırak. Şu ne? Baksana. Bana deli diyeceksin ama... Ming hanedanlığı vazosuna benziyor. Nathan, aklı başında olan hangi adam bir Ming hanedanlığı... Kapıda bir şey var. Git bakayım. Açılmıyor. Hadi, beraber yapalım. Hazır mısın? Git. Git. Güzel. Bu da ne böyle? Vay. Bu bir çeşit lahite benziyor. Lahit, evet. Evet. Baksana.
Burada her yer tamamen lahitle dolu. Yani lahitlerle. Nedir oğlum? Burada yaşayan Mısırlı mıymış? Sen... Bu gerçek. Gerçek mi? Burası ne biçim bir yer? Peki. Gidip öğrenelim. Yürü bakayım. Şu mezarın önünüz. Aç. Roma'dan kalma. Roma'dan kalma üçüncü. Belki de dördüncü asır. O daymış. Aşağı inmeden şunlara bir bakayım. Bu neymiş? Hey, bunu tanıdın mı? Ne ki bu? Bir dakika. Buna benzer bir şey görmüştüm ama. Yaslanan figürler. Etrüsklerden. Tabii ya, doğru. Evet. Karı koca. Birlikte gömülmüş. Biraz karanlık gibi. Müthiş bir hava katmış ama. Tarih eserler ya hep. Evet. Kaçakçı mı bunlar yoksa? Müze gibi lan resmen. Sence dinozor bölümü şurada de var mı? Şurada bir şey mi vardı? Olsa şaşırmam. Yukarı. Çıkılıyor mu? Tamam bırak, uçak mı aldık, ne yaptık? Bir amacı var mı bilmiyorum ama alıyoruz yani onları. Şurada bir şey var. İşte bir tane daha. Yine bir kitap. Çevir bakayım. University of Tehran. İran mı? Ömer Abbasi. Evet. Antik Persepolis. Komik olan hep bendim. Her zaman. Şu kapı açılır mı? Şurada bir kapı hey, daha. Hey Nathan, bana bak. Kimim ben? Ha? Doktor Livingston. Doktor Livingston, hadi. Harika. Sam, neredesin? Arkamdaymış. Bu nedir? Bereket totemleri. Hey, o şeylere bakmak için yaşın biraz küçük değil mi senin? Bu şaka için senin yaşın biraz büyük değil mi? Evin sahipleri putperest mi yoksa? Vay be. İncele bakayım. Bu masa yetimhanenin yemekhanesindeki kadar büyük. Kesin buranın yemekleri daha iyidir. Ona şüphem yok. Vay anasını. Burada müthiş partiler vermiş olmalılar. Tarihi eserlere bakılırsa bunun için yeterli paraları varmış. Evet. Ama son partiden bu yana bayağı geçmişe benziyor. Şurada bir şey daha var. Yine kitap mı yoksa? Aynen gene kitap. Vay. Arabistanlı Lawrence. O filmi hep görmek istemişimdir. Ama hiç fırsatım olmadı. Çekil. İşte. Şurası sanki dış hey, kapı. El fenerini pencerelerin yakında o kadar sallama. Dışarıdan açılmadı, içeriden de açılmıyor. Odaymış. Ama sen beni hiç dinleme tabii. Şunlarda bir şey var mı? Turnuva zırhı. Bunda bir şey var. Turnuva zırhı. Fransız'a benziyor. Şurada bir şey var. Yalnız gidiyor. Yaşam macerası. Kayıp hazine. X'a'nın... X'a'nın kayıp hazinesi. Bu mu yani? Aha bir şey var burada. Ejderha Gong. Bir de biz bunlara bakıyoruz da. Harika. Hiçbir şey olmuyor ya. Burada bir şey daha var. Senin favori kitabın da buradaymış. Sahi mi? Geri dönelim.
hikayesi. En meşhur korsanların soygun ve cinayetlerinin genel tarihi. Genel tarihi. Hmm. Daha çok genellikle uydurulmuş tarih. Yazarın ismi bırak. Bile sahte. Aha, gel. Konuşalım gel. Ne diyorsan gel bakayım. Heh. Sahte olsun olmasın. Bu bence ilk basıma benziyor. İlk basıma benziyor. Misin? Ne basımı? Para mı? Ne acayip yermiş burası. Vay be. Götürmek ister misin? Hayır. Sırt çantamın derinliklerine atacağım. Şurada bir şey daha var. Şunlara bak. Pusula, güneş saati. Güneş saati. Denizde kaybolduğunu ve bu aletlerin ölümle yaşam arasında duran tek şey olduğunu hayal et. Buradan geldik. Evet. Delice bir şey. Bir de bir şey yok ki burada ya. Şurada bir şey var. Macera dolu yaşamın son sayısına rastladım. Kapağını süslediğini gördüğümde hem şaşırdım hem de çok sevindim. Hala yaptığın işten keyif alarak böyle mutlu olduğunu görmek beni sevindiriyor. Ayrı yaşasak da başarıların beni çok gururlandırıyor. Sanki yazılmış bir mektup. Kucak dolusu sevgilerle Ken. Çevir bakayım. Bırak. Oğlum sen bir şey yap lan. Burada bir şey yok. Çekil. Amacımız ne? Bir de bilsek. Buraya baktık mı? Bakmadık herhalde. Şuna bir bakalım. Gramofon mu? Aha da yırtık bir kağıt parçası. Harika. Ortamı neşelendirelim. Ne zamandan beri klasik müzik dinliyorsun sen? Bizim müzede mezar. Amonhotep. Mektup mu? Den. Geriye kalanlar. Bir eşyalarını satın almak istiyormuş. Galiba hayır demişler. Paraya ihtiyaçları yok. Lahit müzemizde sergilenen diğer Amonhotep lahitlerine kalmasına izin verin. İsteksiz oluşunu elbette anlayabiliyorum. Ne de olsa keşfi bizden önce yaptınız ama teklifimiz cömertlikten de fazlasını taşıyor ve sizi temin ederim ki bu lahit bulunma safhasında harcanan çabaya yakışır şekilde gereken itina ve saygıyla sergilenecek. Lahitin ihtişamının tadını evinizde yıllarca çıkarttınız. Bunu dünyanın geri kalanıyla da paylaşma zamanı geldi. Umarız teklifimizi düşünürsünüz. Saygılarımla. Allah Allah. Lahit'i paylaşmak istiyormuş. Koy. Şuna da bakayım. Bu ne? Japon zırhı mı? Samuray. Armayı tanıdın mı? Gül atma yaprakları. Bu ne oğlum ya? Bakalım. Söyleme. Tokugawa klanı. Evet, doğru bildin. Tamam. Annemin günlüklerinin burada olduğunu sanmıyorum. Şurada bir şey var. Şimdi de yukarıya bakalım. Oku bakayım. Vay canına. Sevgili Emilia Earhart'ı tanıyorlarmış. Hadi oradan. El Mirador yolculuğunun kulağa harika geliyor. Mayalar buradaki sana bir şeyler bırakmışlar mı? Döndüğünde daha fazlasını duymak için sabırsızlanıyorum. Sevgilerle. Earhart. Bırak. Daha mı yukarı? Şu kapıyı üçgen bastık işte. Annemin eşyaları bu odalardan birinde. Başka bir yol bulmalıyız. Annemin eşyaları derken bizim evimiz mi burası? Odaymış. Şurada bir kapı daha var. Bunu. Kilitli.
Çekil. Sen. Hey. Burası değil. Havalandırma deliği. Yukarıda. Şimdi şuradan geldik. Evet. O bizi altındaki odaya sokabilir. Bizi tamam, değil. Destek ver, gel. Seni. Ne? Ben oraya sığamam. Gel bir yanıma gel. Ne yapacağız? Kafa mı buluyorsun? Halledebilir miymişim? Pekala. Tünellerini görelim bakalım. Oraya nasıl gideceğim ya? Dur bakayım. Şurada bir şeyler var sanki. İşte, şuna bir göz at. Ne bakmam istiyorsun? Söyle bakayım. Nerede bu evlat ya? Çocuğa evlat dedik ya bir de ya. Gel. Git. Aha da bir şey düştü. Bak bir Polaroid. Ver bakayım. Hala çalışıyor. Fotoğraf makinesine. Evet, gel. Şimdi gülümse bakalım. Kaybetme sakın. Tabii o zaman da selfie yok. Sallama. Salla bakayım hadi. Yeter mi? Yerine koyma. Tamam. Sanki yukarı çıkacağım değil mi? Onun için tutuyorsun burayı. Zıpla bakayım. Güzel. Buradaki ne? İzirha mı? Bir tane bırak bakayım. Yapma ya. Uf. Sen daha çıkar mısın? Güzel. Şuradaki zımbırtı her neyse bunu geçer mi? Güzel. Şimdi baltalardan. Hadi bakalım. Tamam. Burada bir şey var. Ne alarmı? Güzel. Ötmese sıkıntı yok. Şuradan açılır mı? Açılmadı. Sol taraf. Şuradan bir gideyim bakayım. Şurası açılıyor sanki. Vur bakayım. Vur. Geçtik mi diğer tarafa? Pekala. Kapı nerede? Tamam. Şu kapıyı bir aç bakayım. Açılırsa eğer. Açılmıyor ki. Kapı bu taraftan da kilitli. Bak bakalım etrafta bir anahtar var mı? Anahtar. Öyle mi? O ne? İlaç mı? Ha. Kodein. Kodein mi? Bolca ağır kesici var. O ne ya? Bolca ağır kesici var. Bırak. Burası bir hasta bakım yeri gibi sanki. Bu ne oğlum? Koy yerine. Aha da anahtar. Tamam. Tamam bırak. Yerine mi koy? Hah cebine koy. Yerine koyma güzel. Saatimiz de var. Şimdi şu kapıyı bir açayım. Demeden önce şuna bir bakayım. Ondan sonra açayım kapıyı. Evelyn, bu mektubu yazmak zorunda kalmazdım sanıyordum. Sen konuşmamızın niyetimi açık ortaya koyduğunu sanıyordum.
benimle iletişime geçmek için bulunduğun devamlı girişimleri görmezden gelmek doğru mesajı verir sanıyordum. Kızıma postayla bir çek gönderdiğini öğrenince bu mesajın senin için birisi için fazla hafif kaldığını anladım. Parana ihtiyacım yok. Daha da önemlisi paranı istemiyorum. Yardımın olmadan ailemi gayet güzel bir şekilde idare edebilirim. Bu boş hareketinin aramızdaki ilişkiyi yeniden alevlendireceğini düşünmek ikimizin de zekayla alay etmek anlamına geliyor. Aramızdaki bağdan geriye kalan son parça babamın cenazesine gelmeye tenezzül etmediğin zaman kopmuştu zaten. Son nefesini verdiği anda bile seni sevmeye devam ediyordu. Bense sevmiyordum. Umarım aradığın her neyse onunla huzur dolu bir yaşam bulursun. Ama sakın benimle ya da ailemle bir daha irtibat kurma. Edmund. Allah Allah. Ne kadar üzücü bir şey. Edmund'dan Evelyn'e bir mektup. Şu kapıyı şimdi bir aç bakayım. Evelyn kim? Edmund kim? Bir şey ya. Var mı? Günlük falan göremedim. Pekala, hadi gidip diğer kapıya bakalım. Yürü. Kitapla defterle işimiz olmuyor, işimiz olmuyor. Lan oraya girdik, bir işe de yaramadı ha. Buradan bir şey var. O anahtar burayı açar mı? Güzel. Git bakayım şunu. Vay canına, güzel. Her yer günlük. Bakalım neler. Hangisi varmış? Bizimki? Gel. Çevir. Hiçbir şey okumuyor ki. Aha. State University Saint Petersburg. Saint Petersburg Üniversitesi. Keyla Yurkov. Bırak. Şuna bak, lütfen boş çıkmasın. Çevir. Hayır. Toronto Üniversitesi. Stephen Temple. Vinland'ın Viking hazineleri. Bırak. Burada bir şey var. Vallahi günlük arıyoruz anlaşılan ama her şeye bakıyoruz. Oha dedi. Cassandra M. Sam. Bir şeyler bulduk. Bir şey mi buldun? Bulduk. Nedir oğlum, bize de gösterin lan. İşte bu. Joseph Barnes. Oku. Evelyn bir koleksiyoncudan birçok 18. yüzyıl dokümanıyla beraber Kosanların genel tarihinin birinci baskısını satın aldı. Aralarında Henry Avery'nin tayfası olduğunu kabul edip Avery'nin dev hazinesinin de yerine işaret ettiği muhtemel olan Joseph Barnes'a dair oldukça şaşırtıcı bir mektup buldum. Cennetin zenginlikleri başka neye işaret edebilir ki? Eğer bu mektubu hapishaneden yolladıysa hazine besbelli yanında değildi. Öyleyse hazine nerede? Henry Avery'nin Gunsway saldırısını kaynağına kadar takip etmeliyim. Joseph Barnes. Birinden son görünmeyeri. Allah Allah. Mektubun üstündeki not bu işaretler dene. Sefer mi çevir? Henry Avery. Henry Avery. Gunsway vurgunu. Gunsway vurgunu. No idea. Fikrim yok. O neymiş ki? Aa, o da ne öyle? Ben bunu hiç görmemiştim. Evet, ben de öyle. Ama bu... Evet, bu kesinlikle annemin yazısı. Ellerinizi kaldırın.
Yavaş olun. Yakalandık. Buna hiç gerek yok. Elinde ne var? Hey, silahı bana doğrult. Günlüğünü bana verin. İhtiyar kadın. Tamam. Günlüğün mü? Tamam. Ver bakayım, bu kadın kimmiş ya? Şimdi ne olacak? Şimdi polisi arayacağım. Bekleyeceğiz. Aradın mı ki? Tabii ama başınızı ağrıtmak istemeyiz doğrusu. Bekle. Yani iki gencin hayatını mahvetmek bu cidden kötü bir şey. Sizi vurmak istemiyorum çocuklar. Yapmayın bayan. Bir yere zarar vermedik. Kötü bir şey yapmadık, tamam mı? Yaptıklarımızın sonuçlarına katlanmak zorundayız. Bari onu bırakın gitsin. Annemin eşyalarını görebilsin diye getirmiştim. Hepsi bu. Onun bunlarla bir işi yok. Oğlum annen kim? Evelyn mi? İnanın bana bunların hepsi benim fikrimde. Hayır. Annenizin eşyaları mı? Evet. O günlük. Annemizin de. Cassandra Morgan'ın çocuklarısınız. Cassandra Morgan mı? Merhaba. Tanrım. Sizi vurabilirdim. Evet, hala da vurabilirsiniz. Yani şunu indirseniz. Lan bu halde bile sigara içiyorsun be. Nihayet. Annemi tanıyor muydunuz? Yanımda çalışırdı. Fark edeceğiniz üzere bir tür koleksiyoncuyum. Bu kelime biraz hafif kalır bence. Yani annem çevirmeniniz miydi? Anneniz. Kim? Şimdiye kadar tanıdığım en zeki tarihçiydi. Birlikte her şeyi başarabilirdik. Ama hasta olunca... Üzgünüm. Hayır, sorun yok. Çok uzun zaman oldu. Tüm keşifleri arasında... Bu onun en parlak başarısıydı. Neymiş o? Parvis Magna. Büyüklük küçük küçük başlar. Sir Francis Drake'in ilkesi. Evet, Latince ve tarihi figürler. Sofrada sürekli bunları konuşurduk. Evet, biraz garip bir aileydik. Size hiç Sir Francis Drake ve varisleri teorisinden bahsetti mi? Sir Francis Drake'in varisi yoktu. Evet. Bu bize tarihin söylediği. Ama annenle buna inanmıyorduk. O korsanın sırlarını arama maceramı da yarım bırakmam gerekecek. Yarım bırakacağım çok şey var. Bağışlayın. Sen böyle sigara içmeye devam edersen. Yarın saçmalıkları. İşte. Bize mi veriyorsun? Bu benim sen kadar oğlum, sizin al. De hakkınız. Kim bilir? Belki başladığı işi bir gün siz bitirirsiniz. Annesi de mi arıyormuş bu hazineyi ya? Evet şey... Gidebiliriz yani, değil mi? Polisi ben hallederim. İçeri girdiğinize göre... Dışarıda kendiniz çıkarsınız ha? Evet. Çıkarsın. Gelin. Teşekkür ederim. Karışıklık için üzgünüm. Tamam, hadi Nathan. Gidelim. Kadın ölmezse tabii. İyi misiniz? Hayda. Bir sigara içti gitti lan, iyi mi? Siktir ya. Hey. Oğlum sizi polis yakalar. Sen? Üstünüze kalır lan. Hanımefendi. Biz polisi.
İyi misiniz? Öyle de olacak sanki şey ha. Evet, buradan hemen gitmeliyiz Nathan. Bunlar bu yüzden mi hapse girmiş yoksa? Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hemen kaçmalıyız. Eğer polisler bizi burada bulursa... Hanımefendi! Nathan! Suç gitmeliyiz. Suç üstünüze kalır. Hemen. Kadın üstünden hala dumanlar çıkıyor. Olamaz. Pencere, pencere, hadi. Tamam, sen üst kata bak. Sen benimle gel. Yürü. Yukarı. Hadi, hadi. Of, oraya nasıl atlayacağım ben? Hadi be. Yukarı çık. Yukarı çıksana. Hadi. Çek abi bizi çek. Baca. Hadi. Baca mı? Of. O çocuk oraya nasıl atlıyor ya? Hadi sana be. Buradan nereye ya? Aşağı mı? Güzel. Öleceğim zannettim, düşmedim ki. Ön kapı güvenli gibi. Ön kapı. Tamam. Sen mi ne yapıyorsan bir sağ bir sol. Allah Allah. Tamam. Bak. Aha, yakalandık abi. Hey sen, kıpırdama. Koş hadi. Abimizle beraber yakalandık mı? Yok, kaçıyoruz. Buradan atlatabiliriz. Raymond Burke konuşuyor. İki hırsız zanlısı yakaladık. Yürü, düşme, yürü. Kıpırdama dedim. Nereden? Dur lanet olası. Bu tarafa dön. Yakalandık, yakalandık. Yapacak bir şey yok. Yürü, yürü, yürü. Hadi gidelim de biz senin gibi koşamıyoruz. Çocuğuz daha farkındaysan. Yürü lan, yürü lan, yürü lan. Ulan sen. Nereden lan? Çarların arasında kaldık. Zor çıktık, iyi mi? Ya bana bunlarla gelme, nasıl çıkacağım ben ha? Hadi hadi. Ulan bir ateş etsinler, bizi indirirler var ya direkt. Çabuk. Motora çabuk hadi. Kaçıyoruz mu? Tamam, sıkı tutun. Polisleri atlattık mı, ne yaptık ya? Güzel. Hapse bu yüzden girmemişiz o halde. Paçayı yırttık gibi. Şöyle biraz soluklansak diyorum. Ha? Kitap aldık mı bu arada? Daha doğrusu günlüğü, kadının günlüğünü. Ne acayip gece ama. Evet, acayip. Evet. O yaşlı bayan. Nathan. Hey, beni iyi dinle. Olanlar bizim suçumuz değildi. Yani o bayan, biliyorsun, hastaydı. Yani kötü hissetmen normal ama yapabileceğimiz bir şey yoktu. Peki şimdi ne yapacağız? Ben yetimhaneye dönemem artık. Sen de işine dönemezsin. Dönmeyelim. Tabii. Hayır, ben ciddiyim. Bu yerden mümkün olabildiğince uzaklara gidelim diyorum. Öyle mi?
Peki söylesene, polisleri ne yapacağız? Onların aradıkları Nathan ve Samuel Morgan. Evet, bizi yani. Onlar olmasak? Nathan, o malikanedeyken detaylara en az o zavallı ihtiyar kadın kadar hakimdin. Bir dakika. Her zaman kaderimizde büyük şeyler olduğunu hissediyordum ama bu akşamdan önce ne olduğunu bilmiyordum. Ama bu annemin yarım kalan işi bizim için bir şans. Yepyeni bir sayfa açabiliriz. Yepyeni bireyler olarak. Sen neden bahsediyorsun? Tanıdıklarım var. Sahte evrakta da uzmanlar. İsmimize de gelince... Anneme göre Francis Drake'in varisleri vardı. Kim inkar edebilir ki? Ha, sen ciddisin, değil mi? Nathan, bu kaderimize yazılmış. Söz veriyorum. Sen ve ben birlikte. Uzaklara gideceğiz. Ne dersin buna? Nathan Drake? Sonra her şey değişti. Yani artık birer kaşiftik. Maceracıydık. Ama daha çok hırsızdık. Tamam, biraz daha dayan. Öyle bir noktaya gelmiştik ki. Artık hapishaneye sırayla girmiyorduk. Çünkü zaten ikimiz de hapishanedeydik. Ve onu kaybettikten sonra... Ya da onu kaybettiğimi sandığımda... Onu tamamen geride bırakmak istedim. Onun gibi bir şey. İşte bu kadar. Artık her şeyi biliyorsun. Mesele sen olunca her şey kısmına inanmam. Ama... Çok zor bir durum. Ne düşündüğünü merak ediyorum. Seni bulduğum için ne kadar şanslı olduğunu düşünüyorum. Evet. Kolunu bacağını kaybetmemene sevindim. Seni buradan götürmek benim için işkence olurdu. Ha, bu arada beni nasıl buldun? Kolay oldu yani. Sadece silah seslerini takip ettim. Hayır, buraya gelmeyi nasıl başardın? Sally nerede bu arada? Orada mısın Sally? Aha. Merhaba tatlım. Durumu nasıl? Nasıl olsun işte. Perişan durumda ama hayatta, her zamanki gibi. Şimdi de diğer Drake'i kurtarmamız gerekiyor. Nasıl yani? Nate anlatsın sana. Samuel. Merhaba Sally. Bize katılmana sevindim. Hiç kaçırır mıyım? Sana ne oldu? Rafe'in eline düştü. Siktir. Yerlerini biliyor musun? Evet. Adanın kuzey tarafına doğru gittiler. Oralarda bir yere inebilir misin? Bir bak olur mu? Sam'i bulur bulmaz mümkün olduğunca hızlı gitmemiz gerekecek. Tamamdır. Dur bir dakika. Hazineyi ne yaptınız? Boş ver hazineyi. Ona ihtiyacımız yok. Alcazar? Hayır. Alcazar falan yokmuş. Altay önce ölmüş adam. Bir dakika, ne yani? Sam'in borcu... Kaçışı. Evet, Sam hepsini uydurmuş. Göt herifin teki değil mi? Buluştuğumuzda sana her şeyi ayrıntılarıyla anlatırım, tamam mı? Tamam, çok merak ettim. Siz ikiniz orada dikkatli olun. Bizi bilirsin. Al bakalım. Sağ ol. Rica ederim. Hayır, yani beni kurtardığın için sağ ol. Bir kez daha. Neredeyse gelmeyecektim. Anladım. Gidelim. Bir araç ayarladım. Gidelim haydi. Elena ile birlikte mi oynayacağız? Güzel, iyi günde, kötü günde.
Arkadaşlar bir sonraki bölümümüze buradan kaldığımız yerden devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.